Yani evet biz Birinci Dünya Harbi sonrasında çok büyük bir bozgun yaşadık. Tabii. Ama dedenin orada yaptığı bir şey var. Mesela deden olduğu gençleştirdi. Tabii. Sultanahmet zamanında mesela çocuk Beşik'teyken de paşa yapılan var. 90 yaşında da paşa olanlar. Tabii. Gençleştirmiştir. O siyaseti ordudan atmış. Uzaklaştırması vardır. Tabii. Ve çok kısa bir dönem, bir sene boyunca bunu yapabiliyor. Hı. Biliyorsun Balkan Savaşı ile Harbiye Nazırı olduğu dönemde bir sene vakti var. Yani bir senede orduyu yenilemek için çok kısa bir süre. Şeyi anlatabiliyor musun? Mesela Naciye Sultan Türkiye'yi terk ediyor. Evet. Niye gitti? Hani o sırada tamam dede, babaannen sultandı yani padişah torunuydu. Evet. Hanedandan da ama o yıllarda hanedan gitmiyor. Evet. Hanedanın çıkartılması 24'tür. Niçin 1919'da gitmek zorunda kaldı? Kalıyor. Şimdi evi işgal ediliyor, yadası. Evet. O zaten konu o. Şimdi yazın evleri yalımız Kuruçeşme'de. Hı hı. Çok güzel deniz kenarında bir yalı bu ve orada yaşıyorlar ve Fransız olan bu kuvvetlerin kumandanı Franchet Desperey geliyor. Evet, evet. Gelip giriyor yalıdan içeri ve diyor ki burayı bir gün içinde terk edeceksiniz babaanneme. O zaman Mahpeker halam var sadece. Mahpeker halam da zatüre ve babaannem de çok hasta. Onlar gözünün yaşına bakmadan onları dışarı atıyorlar. Ve hiçbir eşyalarını da yanlarına vermeden. Şu anda efendim ekranda Pazu'nun yanında babaannesi Naciye Sultan'ı görüyoruz. Evet. Ve fotoğrafın tabii alt kısmı görünmüyor şeyde. Dekolte bir elbise var. Halife torundur, onu hatırlatmak lazım. Yani bazı ama Avrupa'da yaşadıklarını da unutmamak lazım o zaman. Naciye Sultan efendim. Evet. Naciye Sultan'ın Enver Paşa'nın büyük aşk yaşadığı günlerde, yıllarda eşi olduğu yıllarda. Yani tabii Enver Paşa'nın eşi olduğu için bu muameleyi görüyor. Biliyorsun ki sen de tabii ki. Evet. Sonra gidiyorlar. Ondan sonra Berlin'de yaşıyorlar. Hatta para falan var mı? Hiçbir şey yok. Yanlarında hiçbir şey götüremeden gidiyorlar ve çok zor şartlarda gidiyorlar. Tabii dedem çok üzülüyor tahmin ettiğin gibi. Beş parasız şeyde kaldıkları için Berlin'de. Ve bekliyorlar. Devamlı Enver Paşa'nın gelmesini bekliyorlar. Ve ne yazıktır ki dedem bir türlü gelemiyor. Çünkü her zaman ben bunu söylüyorum. Ailesini çok çok sevmesine rağmen milletini daha fazla sevdiği için onları öne alıyor. Ve babaannemin hep yakarışları var Naciye Sultan'ın. Sen de mektuplarından gayet hala bilirsin ki. Yani artık gel ama yok. Gelmediği için orada bazen resim yaparak gönderiyor parasını Enver Paşa. Onlar kendi dar imkanlarıyla yaşamaya çalışıyorlar. Çok sıkıntı çekiyor. Yani çok acele geçmesin efendim. Evet, biz de dikkat ederseniz eski ressamlar bugün çok büyük fiyatlarla satılan resimler, eserleri çok büyük fiyatlara satılan ressamların çoğu askerdir. Çünkü bu modernleşme sürecinde Tanzimat'tan sonra harp okullarında aynı zamanda resim dersi, resme yeteneği olanlar subay adayları, yetenekli subay adayları Avrupa'ya resim tahsiline gönderiliyor. İşte Şeker Ahmet Paşalar, Hoca Ali Rıza vesaire asker. Hepsi. Çoğu, Osman Hamdi Bey hariç hemen çoğu askerdir bunlar. Evet. Enver Paşa da resim dersi almış. Keşke getirseydik, aklımıza gelmedi. Gelmedi gerçekten. Arzu'da da ben dedi ve bilhassa Osman Bey'de, kuzeninde çok güzel tabloları ve kara kalemleri vardır. Evet. Almanya'dan Moskova'ya gitmeye çalışırken 1921'de Riga, Letonya, Estonya, Letonya tarafında bindiği uçak düşüyor. Evet. Tabii fotoğraf yok, kim olduğunu bilmiyorlar. Evet. O da bir sakallı vaziyette, bir hapishanede kalmış. Ali Bey ismini kullanıyor. Evet. Ve orada hapishanede hapishane müdürünün ailesinin resmini yaparak başlıyor. Resim yaparak geçiniyor birkaç ay boyunca. Sonra çok enteresandır, Alman istihbaratı Riga'da hapishanenin dışındaki çayıra uçak gönderip kurtarmış. Yani korkunç bir istihbarat şeyi var o zaman. Tabii. Zaten ben hep şeyi merak ederdim. Şimdi göstereceğiz birazdan. Hı hı. Bu büyükannene, babaannene yazdığı mektuplar. Yani Türkistan'da, Özbekistan'da, şurada burada, dağ başında, alakasız bir yerde yazdığı her satır eline ulaşmış. Evet. Bunda posta yok, bir şey yok. Nasıl gider? Doğru. Nasıl gidiyor diyordum.
büyük ihtimalle benim tahminim teşkilatı mahsussa %100 ve Alman istihbaratı bunları taşıyorlar. Evet. Müttefikiz o zaman. Evet. Evet, pardon, şeyde resim yaparak geçiniyor dedik, oradan kaldık. Peki evet. Yalnız Arzu, şöyle bir şey vardır. Yani anlatılan ve bu sizin ailede de baba tarafından, yani Osmanlı ailesinde de anlatılır. Mesela Sultan Vahdettin tahtayken Sabiha Sultan kızı elbiselerini ters yüz ederek giyiyormuş. Para yok. Tabii. Fakat babaannenin böyle mücevherleri, altınları faraşla taşıdığı torbalara doldurdu. Yani söylerler miydi? Mesela şöyle paramız vardı, böyle şeyimiz vardı. Hiçbir zaman para yoktu. Maalesef hiçbir. Yani çok büyük sıkıntılar yaşandı. Hakikaten çok zor ve alışık değiller. Yani saray hayatından çıkarak bu insanlar bu tarzda yaşamaya göre yetiştirilmemişler. Ve o kadar sıkıntı çekiyorlar ki ve hepsi buna rağmen... Şey doğru mu? Babaannenin altın kaplama dişlerini sattığı? Bilemiyorum. Utanılacak bir şey değil ki. Hayır ama bilemiyorum. Olabilir. Siz biliyorsanız doğru biliyorsunuzdur, bilemiyorum. Yani bütün bunlara rağmen, bu sıkıntılara rağmen ümitlerini ve mutluluklarını hiç kaybetmemiş, birbirine çok yakın bir aile ve sen de çok iyi bilirsin ki hepsi çok iyi okumuş, çok iyi yetişmiş. Bütün bu sıkıntılara rağmen hepsi Mahpeker, Ürgüp, Enver halam doktor. Türkan Mayatepek halam kimya mühendisi. Küçük Rana halam da o edebiyat yüksek mezunu. Evet. Yani bir tek babam tabii ki babasının isteği doğrultusunda Türkiye'de askerliğe devam ediyor. Ama hepsi son derece iyi yetişmiş, çalışmış ve dediğim gibi oradaki sıkıntıyı kendilerine çok dert etmemişler. Ama bizler için tabii ki çok üzücü. Bu kadar büyük bir servetin, bu kadar güzel saraylarda yaşanan bir hayattan sonra... Dodu, saraylarda yaşadık deyince o başka türlü anlaşılır bizde. Bak, saraylarda yaşamış, iyi ki gittiler diyor bazı kişiler Türkiye'de. Öyle mi? Evet, o da doğru. Evet. Şimdi bu arada bazı sorular geldi seyircilerimizden. Tabii. Hemen verebildiklerime şey yapayım. Çanakkale sırasında Enver Paşa'nın rütbesi neydi diyorlar. Birinci Felik, yani o generaldi. Tabii. Zaten 1996'ydı. 96 veya keşke baksaydım. O civar, evet. Cenaze nakledildiği sırada o tören protokolünde... 96. 96 mıydı? 96. Yani en önde olup ağladığım törende. Mutluluktan ağladığım. Tören protokolünde o generallere mahsus askeri devlet töreni ibadesi vardı. Tabii. Şeyde, o generaldi. Birinci Felik'ti. Tabii. Efendim, bir pek anlamadığım bir mail... ajan diye Almanlar tarafından suçlandı mı diyorlar. Böyle bir şey imkan var mı? Müttefiği, en yakın müttefiği. Tabii. Efendim, bir bugünlerin çok moda olan sorularından biri. Sorayım, soruyu sorayım ve cevabını açıkça vereyim. Enver Paşa mason muydu diyorlar. Değildi. Ay. Şunu da açıkça söyleyelim. İttihat Terakki'nin bütün önde gelenleri masondu. Talat Paşa, Türk masonlarının büyük, ilk büyük üstadlarından biriydi. Hepsi masondu ama ben çocukluğumda o dönemin insanlarını tanıdım. Yani biz 15-16 yaşındayken bu adamlar 80 yaşındaydı. Yani düşünün, bunlar 1880-90 doğumlu insanlar. Ve bu siyasetin içinde olanların hepsi de masondu. Sorduğum vakit niye mason olduğunuz diye, yani hepiniz niye masonsunuz dediğim vakit, ki mesela büyük babam da rahmetli masondu. Tabii. Yüksek bir mason. Verdiği cevap şuydu, bu enteresandı, bunu bilmesi lazım. Şimdi bizde yeni moda, işte şu masonda bu dönmeyi de böyle abuk subuk şeyle, saçma sapan şeylerle herkes suçlanıyor. Sen derlerdi, Sultanahmet döneminde yaşamanın zor olduğunu bilmezsin. Sokakta adım atamazdık derlerdi. Nefes almamız imkansızdı. Tabii. Ajan, ihbar, o jurnal meselesi. Tabii. Ve Sultanahmet'in jurnalcilerinin giremediği tek yer mason hocasıydı derlerdi. Rahat konuşabilmek için. Ha, rahat konuştukları ne? Rahat konuşuyoruz dedikleri, nasıl ihtilal yapacaklar, devleti şey yapacaklar, odur. Ama rahat konuşabilmek için girdik diyorlardı ama Rahmi Bey mesela meşhur, Merkez-i Umumi üyesi, İzmir valisi çok yüksek bir masondu. Talat Paşa zaten büyük üstadıydı masonların. Mithat Şükrü Bey, bunlar hepsi masondur. Fakat Enver Paşa çok enteresan değildir. Değil, evet. Ben de öyle biliyorum. Değildir. Hayır.
Efendim bir okuyucumuz konuyla hiç alakası yok ama bu konunun daha önce de üstüne durmak istiyorum, istiyordum. Nihal Atsız'ın tarihçiliğini soruyor. Nasıl bir tarihçidir demişler. Şimdi maalesef ismi de söyledim, kapattım maili. Nihal Atsız biliyorsunuz Türkiye'de aşırı milliyetçiliğin, hatta bir yerde ırkçılığın en önemli isimlerinden, hatta kurucularından biridir. Evet. Fakat şunu açık söyleyeyim, çok iyi bir tarihçidir. Öyle biliriz. Bunun siyasi hiçbir tarafı yoktur. Evet. Bugün bütün dünyada Şükrullah tercümesi, Behçet Üttevari, Aşık Paşazade bilmem ne, o kuruluş dönemi tarihleri hala Nihal Atsız'ın yayınları kullanılıyor. O 1950'li yıllarda yaptığı yayınlar hala tek kaynaktır. Ve keşke ben hep düşünmüşümdür. Siyasete ideolojiyle uğraşmasa, sadece mesleğini yapsa. Çünkü unutmayalım, Fuat Köprülü'nün talebelerindendir ki Fuat Köprülü öyle herkese talebe yapıp mezun edecek, doktorasını yaptıracak bir hoca değildir. Çok iyi bir tarihçidir ama keşke siyasetle uğraşmasaydı. Daha doğrusu ideolojiyle bu kadar yoğun ilgilenmeseydi ve ilim yapsaydı en önemli tarihçilerden biri kabul edilirdi. Fakat verdiği eserler efendim hala özellikle kuruluş dönemi tarihleri hala tek kaynakta ve hala onlar kullanılır. Pek aşılmadı. Şimdi efendim deden çok dindar. Evet. Mektuplarda görüyoruz. Evet. Son derece çok enteresan yani. Evet. Biraz sonra o mektupların ne olduğundan bahsedeceğim. Hatta bazı örnekleri de getirdim. Şimdi savaş meydanlarında şurada burada falan ama yani son derece de modern bir hayat yaşıyor. Evet, Avrupa'da yaşamış, lisan şeyi çok iyi. Fakat onun yanında inanılmaz bir dindarlık var. Babaannen öyle miydi? Pek değildi değil mi? Yok, babaannem o kadar değildi. Dedem çok inançlı. Yani bence inançlı olmasından bir takım şeyler zaten ortaya çıkıyor. Yani çok dini bütün ama dediğin gibi aynı zamanda da son derece modern. Evet. Değişik bir karışım bu. Babaannem hayır, çok dindar değildi. Tabii hepsi sonuçta halifenin torunları. Tabii ki belli bir şekilde bir dindarlık var ama dedem kadar olmadığı söylenir hep. Efendim, Azucuğum bir mail gelmiş, sana bir şey yapmışlar. Tabii ki torunusunuz, torunusunuz tabii ki yoğurdum ekşimi diyeceksiniz diyorlar. Bu hoş tabii ama ben biraz bu konularda realist bakmaya çalışıyorum ve doğruları nakletmeye çalışıyorum. Tabii herkesin dedesi kendine kıymetli ama benim dedem... Türk halkına mal olmuş bir insan. Dolayısıyla bu konuda çok titiz ve dikkatli ve hatasız konuşmaya çalışıyoruz.